Selamünaleyküm. Bir müminin Allah'a yakınlığı ve uzaklığı neyle ölçülür? Haramlarla ölçülür. Üzerinde bir kimsenin ne kadar haram az ise o kadar Allah'a yakındır. Üzerinde ne kadar haram fazlaysa o kadar da Allah'tan uzaktır. O yüzden haram hem sevginin zeminidir, hem müminliğin zeminidir. Bir kimse hem haramla iştigal edip, hem de Allah'ı seviyorum iddiasında bulunamaz. O yüzden Allah'ı seven kimse, Allah'ın yasaklarına riayet eder. Yani haram kıldığını, kıldığından uzak durur. Bakın çok ibadet eder demiyorum. Müminliğin ölçüsü haramla sınırlıdır. O yüzden haramlardan uzak durun. Haramlardan ne kadar uzak durursanız Allah'a o kadar dostluğunuz artar. Kadınların dar kıyafet giymesi haram olduğu gibi erkeklerin de haram mıdır? Namazdaki hükmü nedir? Tesettürle alakalı. Kadınların vücut hatları belli olmayacak. Kadın keçeden daracık bir elbise giyer, keçeden vücut hatı belli olur mu? Olmaz. O zaman yani vücut hattını belirleyen şey kumaşın yumuşak olması, ince olması, vücudu sarmasıyla alakalı bir şeydir. Bu erkekler için de geçerlidir. Erkeklerin de uzuvları belli olmayacak. Erkeğin kolunun dar olması, bacağının dar olması bir şey ifade etmez. Yani böyle bir kendi kafanızdan bir oluşum da oluşturmayın. Erkeklerin, çok özür dilerekten söylüyorum, avret mahalleri belli olmazsa bu darlıkla alakalı konuya riayet etmiş olurlar. Amel ne demektir? Amelsiz Müslüman kimdir? Amel bir kimsenin işlediği iştir. Hareket etmesi, davranması, bir fiiliyat içerisinde bulunması o kimsenin amelidir. Dini terminolojik açısından bakarsak bir kimsenin hayır hasenat işlemesi, namaz kılması, oruç tutması bunlar iyi amel hükmüne geçer. Kötülerde ne? İşte yalandır, yemindir, gıybettir, dedikodudur, haramlardır. Bunlar da ne? Bunlar da kötü amel. Yani haram işleyen şeyler. O yüzden amelsiz Müslüman da hayır hasenat yapmayan, farz ibadetleri yerine getirmeyen kimseye amelsiz Müslüman denir. Zikre gelirken ve bir dostun sohbetine gelirken nasıl bir kalple ve nasıl bir gönülle gelelim ki o zikirden ve sohbetten nasibimizi alalım. Kitaplık bir soru. Ameller, amelden laf açılmışken amelden devam edelim. Niyetlere göre. İslam dini niyete o kadar çok önem vermiş ki, bütün her şeyin başını niyete bağlamış. Bir kimse aç kalsa, oruca niyet etmemiş olsa aç kalmış olur. Bir kimse namaza niyet etmemiş olsa, rükû secde yapmış olsa, aerobik yapmış olur. Yani niye? Meselenin özü hükmündedir. Başlangıcıdır. O öz, o başlangıç sağlam zemin üzerine oturursa, üzerindeki bina da sağlam olur. O zaman bir kimse zikrullah'a gelirken,
niyetini bu noktada temiz tutacak. Diyecek ki ben bugün af olmaya gidiyorum. Ben bugün vuslat olmaya gidiyorum. Ben bugün Allah'la sohbet etmeye gidiyorum. Ben bugün Allah'a dostluğumu ispat etmeye gidiyorum. Ben bugün Allah'la hemhal olmaya gidiyorum. Niye? Ya gideyim bakayım ne yapıyorlar orada. Ya gideyim işte orada bir bulunayım ya. Orada bir görüneyim. Yarın öbür gün düğünüm olur, derneğim olur, kimse gelmez sonra. Ya gene de bir görüneyim de işte bakarsın bir şey olduğunda hiç olmazsa bize yardım olur. Yardımlar olur. Niye? Bu her şeyde böyle. O yüzden niyeti neyse o kimsenin niyeti kadar olur. Zikrullah. Bir kimse birini görmeye dahi gelse af olmuş olarak çıkar. Ama onun zikri muslat olmaz. Allah bizi muhafaza eylesin. Ahir zamanda ümmetinden bir kısım kişiler vardır ki cami ve mescitlere gelerek halka olup otururlar. Bütün zikirleri ve düşündükleri dünyadır ve dünya sevgisidir. Onlarla asla oturmayın. Allah'ın onlarla bir haceti yoktur diye buyurmuştur. Bu kişilerle namaz kılınır mı? Ya namaz kılınır, camiye kim gelirse gelsin, mescitten içeri kim girerse girsin, namaz kılınır. Ama onlarla oturulup sohbet edilmez. Camide, mescitte, dergahta, misafirhanede, tekkede, dünyayla ilişkili şeyler konuşuluyorsa onlardan uzak duracaksınız. Anlamadım da, satamadım da, yem geldi de, çamura battı da, şu şöyle zengin oldu, bu böyle fakir oldu, insanı dünyaya doğru yönlendirir. Allah muhafaza eylesin. Dünya öyle bir şeydir ki, ahtapot gibi insanın her tarafını sarar. Ahtapot gibi. Adam sabahtan akşama kadar almayı satmayı düşünür. Ve insanın gönlünde ne varsa dilinde de o vardır. Bilhassa bu tip ibadethanelerde kesinlikle ve kesinlikle dünya konuşmayın. Allah muhafaza eylesin. Bazı kişiler sıcak havalarda oruç tutma, nefsine zulüm ediyorsun diyorlar. Eğer kişi oruç tutmaya alıştıysa nefsine zulüm etmiş midir, hakkınızı helal edin. Nefse zulüm etmek, oruçla alakalı hiç iftar etmemektir. Bir kimse akşam olduğunda iftarını ediyorsa, o kimsenin oruçla alakalı nefsine zulmetmemiş olur. Ama iftar etmeden, orucuna oruç ekleyip, iftar etmeden orucuna oruç ekliyorsa, bu sefer nefse zulmetmiştir. Din bize böyle bir orucu emretmiyor. Ashab böyle bir oruç tutmamış hiç. Ashabtan sonrakiler de tutmamış. Bazı hadis, bazı tasavvuf kitaplarında bu tip şeyler okuyabilirsiniz. İşte filanca zat-ı muhterem hiç iftar etmezdi, günlerce iftar etmezdi. O din değildir kıymetli kardeşler. Din Kur'an ve sünnettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bize üç kişiyle alakalı hükmetmiş. Onlara hükmederken aslında bütün 1400 yıl içerisinde bugüne kadar ve bundan sonra da kıyamete kadar bütün Müslümanlara bir ölçü vaaz etmiş. Hani üç kişi kendi aralarında sözlenmişler ya, birisi hiç uyumayacak, birisi hiç yemek yemeyecek, birisi de hiç evlenmeyecek. Cebrail aleyhisselam gelir bunların üçünün halini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine nakleder. Allah
Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatetine onlar gelirler bu kararlarını bildirmeye. Allah Resulü der ki size ne oluyor ki? Allah'tan en fazla korkanınız benim. Yerim, uyurum, evlenirim. Yani hanımlarımla cima ederim. Eğer siz yaşayacak kadar, ayakta duracak kadar en azı günlük işlerinizi yerine getirecek kadar yemek yemeniz şart. Ertesi günü götürebilecek kadar uyumanız şart. Mali ve fiziki problemi olmayan bir kimsenin evlenmesi şart. Evlenmekten neyi kastettiğimi anlıyorsunuz, öyle değil mi? Evlenecek, cima edecek hanımıyla. Hazreti Ali Efendimiz'e sorarlar, Hazreti Ali Efendimiz'e der ki, en az 4 günde bir sefer cima edeceksiniz der. Onu dahi öğretir bize din. O zaman nefse zulmetmek nedir? Bize helal olanı haram etmektir kendi kendimize. Kendi kendimize yeni bir ibadet tesis etmemizdir. Bize sabahlara kadar paso her gün namaz kılmak emredilmedi. O eski bazı kitaplarda okuyorlar kardeşler, değişik yerlerde de soruyorlar. İşte hiç iftar etmemiş, işte hiç namazdan, secdeden kafasını kaldırmamış, işte şunu yapmamış filan. Biz yeriz, içeriz, israf etmeyiz. Evleniriz de, uyuruz da, oruç da tutarız, iftar da ederiz. Namaz da kılarız. Günah da işleriz. Evet. Bu adam günahsız denmektense bu adam günahkar denmeyi tercih ederiz. Bu adam havada uçuyor denmektense bu adam burnu üstü yerlerde sürünüyor denmeyi tercih eder. Allah muhafaza eylesin. İnsanız, insanca yaşarız. Bütün insanlar nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşarız. Sakın kendinize din adına, tasavvuf adına ayrı bir süs, ayrı bir eda vermeyin. Bu nefsin oyunudur. Biz uyumayız geceleri, sakın demeyin. Bunu demektense paso yatın uyuyun biz horul horul uyuyoruz diye. Biz yemek yemeyiz demektense oturun paso yemek yiyin. Allah muhafaza eylesin. Sakın ha. Allah'ım korusun inşallah. Kıldığımız namaz secde adelerinin namaz bitiminden sonra köşesi katlanıyor. Bu uygulama dinimizce caiz mi yoksa caiz değil mi? Dinimizce böyle bir kanun, hukuk mu var ki bunun sorusunu soruyorlar. Burada namaz kılarsanız halının neresini kaldıracaksınız ki? Evet, yani secde adenin yazılması demek oradaki halının çok temiz olmamasından kaynaklanan bir şeydir. Ama müminin, Müslümanın evinin bütün her yerinde namaz kılınabilmeli. Secdade serilmeden. Bir yere secdade serilmesi demek, benim halımda necis var. Benim halımdaki necisten dolayı sen namaz kılamazsın bu halının üzerinde demek. Evleriniz necisin içerisinde dolaşmasın. Yüzmesin halılarınız necisle. Ben secdade kullanmam evimde. Secdade tekrar söylüyorum. Normalde etrafınızda namaz kılacağınız yerde necis var ise
Secdede o yüzden kullanılır. Eğer namaz kıldığınız yerde necis yok ise o zaman secdede de kullanılmaz. Ve secdede kullandıysanız orada etrafta necis vardır. Necise basıp secdedenin üzerine de basarlarsa necisi secdedenin üzerine taşıdıklarından dolayı o secdede bir daha namaz kılmaz. O zaman katlayın secdedenizi, kaldırın. Veya secdede olduğunu belli edin. Bir tarafını bir tarafına katlayın ki tekrar secde edeceğiniz, tekrar namaza duracağınız yer kirlenmesin, pislenmesin. Mesajı aldınız herhalde, öyle değil mi? Bazen türbe, mezar gibi ziyaretlerde koku geliyor. İnsan bu kokuları nasıl aşar mı? Neden kokuyu aşmayı düşünüyorsunuz ki? Koku istemiyor musunuz? Güzel koku Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sevdirildi. Ümmet hem kendisi güzel kokacak hem yaşadığı yer güzel kokacak. Evlerinizi kokulayın. Kendinizi kokulayın. Güzel kokuyla kokulanın. Sünnet. Ter kokmayın, pis kokmayın, iç kokmayın. Kokmayın, güzel kokun. Sabahları kokulanaraktan evinizden çıkın. Akşam eve gittiğinizde hanımlarınıza kokulanın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kokulanırdı. O yüzden türbelere de gittiğinizde türbelerde de güzel koku duyarsınız. Mezarlıklarda güzel koku duyarsınız. İnsanlık tarihinde mezarlıklarını çiçek bahçesine doluşturan bir tek İslam vardır. Biz mezarlıklarımızı yeşile ve çiçek bahçesine dönüştürürüz. Ne yazık ki Hristiyan adetlerine uymaya çalışıyorlar. Mermer dolduruyorlar mezarlıklarına. Gösterişli kocaman bina gibi mezar taşı yapıyorlar. İslam'ın kendi içerisindeki adab ve ahlakında böyle bir mezar anlayışı yok. Kocaman kocaman gösterişli mermerden, granitten mezarlar. Böyle bizim bir mezarlık anlayışımız yok. Bizim inanç ve kültürümüzün dışında bir şey. Mezarlıklar karanfil kokmalı, gül kokmalı. Mezarlıklar lale kokmalı, zambak kokmalı. Mezarlıklar defne kokmalı, çam kokmalı. Yeşillik olmalı, ağaçlık olmalı, ormanlık olmalı. Taş olmamalı. O yüzden mezarlıklar da güzel koksun inşallah. Sigaraya verilen para israf mı? Bunu sorman daha israf. Sigarayı para vermeyi bırak, bunu sormak daha israf. Bakın sigara insanı ne kadar israfa götürüyor. Arkadaş öyle bir fetvayı kimse veremez diyor. Sigaraya verilen para israf değil diye iddia ediyor. Ona israf değil diye iddia eden kimseye aklından sorarlar. Yerinde mi diye doktora göndereceksin onu. Gerçekten sigaranın aklı muvazenesini bozmuş olabilir. Çünkü sigara gerçekten tiryaki olanların akıllarını bozar. Sigara içen insanlar normal doğru dürüst düşünemezler. Doğru dürüst karar veremezler. Sağlıkları bozuktur onların. Tiryaki ise eğer, mesela sigara içmediği bir zamana denk geldiyse, aklı muvazenesi denk olmadığından şahitliği bile kabul edilmez. Sigara içen adama soracaksın, o esnada kafan yerinde miydi, değil miydi? Sigara içmiş miydin, içmemiş miydin? İçtim derse,
sigara çünkü içtiğinde onun kafası denk gelir. O öyle görür çünkü. Sigara içmeyen adam bir 3 saat, 5 saat içmese psikolojisi bozuluyor teriyakilerin. Doğru mu? Bozulmuyor diyorlarsa neden o zaman bozulmuyor diyorsa neden ben sinirleniyorum sigarayı bırakınca hanımı dövüyorum, çocuklara ters davranıyorum diyorlar ki. Demek ki sigara onların psikolojilerini bozuyor. Psikolojisi bozuk olan bir kimsenin şahitliği kabul olur mu? Olmaz. Bir kimsenin şahitlik yapabilmesi için psikolojik dengesinin olması gerekir. Ya psikolojik dengeyi bozan bir şeyi biz nasıl doğru kabul edeceğiz ki? Sigara içmeyin. Yok israf değilmiş. İsraf değil diyen kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nde çok güzel tüttürürdü mü diyecek bize. Düşünebiliyor musunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sigara içtiğini? Bizim dinimiz helal olan yemeği dahi yani eğer tok olarak kalkarsan israf ettin demiş. Ya helal adamın kendi yeme. Tok kalkmayacaksın demiş. Aç kalkacaksın yemekten. Onu israf görürken sigara mı israf görmeyecek? Onun dengesi yok bu arkadaşım o yüzden. Gerçekten sigara içenlerin psikolojik dengesi yoktur. Ben o yüzden sigara içenlerin bu tip tepkilerini normal görüyorum, dengeleri yok çünkü. Bir insanın süt annesi olabilmesi için ne kadar süt emmesi gerekir? Hanefiler bir ağız dolusu demişler. Öyle mi Molla? Öyle miydi? Bir ağız dolusu muydu? Bir ağız dolusu iki sefer mi? Bizde iki seferin doyması lazım. Evet, iki sefer doyması lazımmış. Müslümanlar birbirlerine yardım etmiyor. Nedendir? Müslümanlar birbirlerine yardım ediyor. Sana yardım etmedilerse bütün hiç kimseye yardım etmiyor diye bir kaide yok. Veya birisine yardım edecek diye bir kaide de yok. İmtihan. Müslümanlar birbirlerine yardım ediyorlar. 19 Mayıs'ta resmen sigara yasağı başlıyor. Sigara dinen sigara helal mı? Mekruh mu? Dinen de yasak mı? Sigara içen cemaat şeyhleri gördüm. Doğrusu nedir? Şeyhler içer. Şehirlerde kısım kısım çünkü. Cigaracı olanlar var, cigarasız olanlar var. Cigara şeyhi adam neden içmesin? Şeyh deyince ne aklınıza geliyor ki? Şeyh deyince bir konuda ihtiyarlamış, ondan sonra tecrübe sahibi, pirifani bir kimse. Evet, sigara konusunda uzmanlaşmış, ihtiyarlaşmıştır. Sigara şeyhidir, içer. Ne gülüyorsunuz ki? Onun müridleri de içer. Yerine iyi cigara içen bir mürit bırakacak. Neden içmesin ki? Normal. Ama tasavvufi tasavvuf terbiyesi veya tasavvuf terminolojisi açısından soruyorsanız bu da farklı. Onlar da grup grup. Mesela bir kısmı var, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetini ve cihar yani güzün efendilerimiz başta olmak üzere ashabın yolunu tercih edenler var.
Bir de bu yolun haricinde kendi kafasına göre yol kuranlar var. E bu yoldan gidenler, hiç duydunuz mu? Şah-ı Geylani'nin, Ahmed er-Rifai'ni, Şah-ı Nakşibendi'ni, İmam-ı Rabbani'nin tütün içtiğini duymadınız değil mi? Demek ki onların yolundan gidenler içmiyorlar. E kendilerine yeni bir yol tahsis edenler, tesis edenler içerler. Allah muhafaza eylesin. Hem bir de yani sigara helal mı, mekruh mu, dinen de yasak mı dendiğinde bakın, sigaranın üzerindeki ibare var ya, sağlığa zararlıdır. Öyle değil mi? Bu ibareyi koyan kimse koyulurken tıp dünyasının tespit etmiş olduğu hastalıklardan dolayı kondu, öyle değil mi? Size bir şey söyleyeceğim şimdi. Bir kimse şeker hastası. Doktor ona perhiz veriyor. Diyor ki şekerli yiyeceklerden uzak duracaksınız. Şeker yiyeceksin. O hastanın şekerli yiyecekler yemesi haramdır. Nefsine zulmetmiş oldu. Sağlığı için sağlığını koruması bir kimsenin farz. Sağlığını koruması için doktor ona dedi ki şekerli bir şey yemeyeceksin. Ona farz oldu. O şekerini muhafaza edecek, koruyacak. Ayağınız kırıldı. Doktor ne diyor? Ayağının üzerine basma. Öyle değil mi? Hadi bas üstüne. E basmıyorum. Neden? Ayağım sakat kalır. Basarsan haram işlemiş olur musun? Evet. Basarsan ayağının üzerine haram işlemiş olursun. Sağlığın sana emanet, basmaman farz olur. Yazıyor üzerinde, sigara sağlığa zararlıdır. Senin onu terk etmen farz oldu. Akciğerle alakalı, kanserle alakalı, kanser ve akciğerle alakalı hastalıkların %80'i sigaradan. Tütünden. Bir tane kişi diyemez ki sigara sağlığa faydalıdır. Deli olması lazım adamın. Sigara paketlerine öldürür diye yazıyor şu an. Öldürür diye yazıyor. Sigara öldürür diye yazıyor. Deli olması lazım, deli. Akıllı, normal akıllı insanlar sigara içmezler zaten. Gerçekten. Bunun psikolojik dengesi bozuktur. Psikolojik dengesi bozuk olanlar sigara içerler. Ve bunu ciddi olarak söylüyorum ha. Gidin isterseniz bir psikiyatrilere sorun. Sigara içen bir kimseyle sigara içmeyen bir kimsenin psikolojisi aynı mı diye. Sigara içen bir kimsenin psikolojisi bozuktur. Buna psikolojisi bozuk olan adam şeyhlik yapabilir mi? Dervişlerine yön çizebilir mi? Arkasından gelen insanlara selamet yön çizebilir mi? Allah muhafaza eylesin. Sadece üzerindeki, şimdi öldürür yazıyormuş. Ben sağlığa zararlıdır olanı biliyordum. Öldürür yazıyormuş. Sadece o öldürür yazısından dolayı bir kimse dinen ona haram fetvası verir. Hazreti Mevlana zaten içmesinler demiş, yasak etmiş, haram etmiş. Demek ki pir efendilerinin birisinin haram ettiğini öbürkünden helal edebiliyor. Allah rahmet eylesin. Bizim üstadımız öyle dedi bana. Oğlum sigara içen adamın dedi manen hali bilen açılmaz dedi. Kabur haline dahi vakıf olamaz dedi.
Ben de dedim efendim sizin dediğiniz gibi şeyhler var dedim sigara içiyorlar. Ne şeyhi Mustafa Efendi burunlarının ucunu dahi göremiyorlar. Şeyh Efendi bunu da söylemişti galiba. Sigara içen insan dedi, abdestli bile abdest değil. Yani abdestini de tutamıyormuş. Dedi. Daha da ilerisini söyledi de anlatmıyor. Daha onun o sigara ile alakalı birkaç tane tespiti var. Ben konuşmak istemedim. Ailede koca ile hanımın malı ayrı ayrı mıdır, yoksa ortak mıdır? Ayrı ayrı mı? Herkes malı kendine. Bir kadına annesi babası bir mal hediye etmiş olabilir, kendisine miras kalmış olabilir, kendisinin bir işi olmuştur, oradan para kazanmış olabilir, o kadının kendi malıdır. Aileye harcamak zorunda da değildir. Ailenin iaşesi ve bakımı erkeğe aittir. Erkeğin malı da hanımın olmaz. Erkeğin kazancı da hanımın olmaz. Kadın da şunu diyemez. Bu para ortak. Hayır. Onu adam kazandı. Adam çalıştı. Adam istediği yere onu harcar. Evine bakmak şartıyla. Saçları dikmek günah mıdır? Günahsa neden? Günahsa günahın neden olmaz ki zaten. Günah günahdır. Yani içki içmek haram neden? Kumar oynamak haram neden o zaman? Habire neden ekler? Din bir şey haram etmişse haram etmiştir. Günahsa günahdır. Ama saç ekmek günah değil. Gübreleyip bir de çapalayın. Sulamayı da ihmal etmeyin. Şimdi nereden diyeceksiniz? Öyle değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ashabtan birisinin sakalı çıkmıyordu. Kendi sakalından aldı. Onun biraz çizdi yanağını, kendi sakalını oraya yatırdı. Ve o ashabın da sakalı çıktı. Onun sakalsız yüzü çok parlaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ona böyle bir şey yaptı. O yüzden normalde bir kimsenin saçı sakalı çıkmıyorsa, hatta ehli tasavvuf kendi içerisinden bunu bir sünnet ve adab kabul etmiş, üstadlarının sakallarından alıp işte başlarını yarıp oraya sakal yatıranlar veya yanaklarını yarıp oraya sakal yatıranlar tarihte görülmüş. Sakın saçımı sakalımı da yolmayın bundan sonra. Bunu bir adab, bir edep, bir sünnet olarak görmüşler ve bunu icra etmişler, yerine getirmişler. O yüzden bir kimse fizik olarak bir kimsenin kafasında saç olması, yanında sakal olması fıtridir. Fıtri. Sakal fıtrattandır. Saç fıtrattır. Saçın olması da fıtrattır. Ha değişik hastalıklardan dolayı veyahut da işte cinsten, cinsiyetten dolayı kimisinin işte saçı dökülebilir, rahatsızlıktan olabilir. Bu noktada tedavi ettirebiliyorsa edebilir. Fıtrata uygun çünkü bu. Veya işte sakalı çıkmıyorsa, sakal çıkması için kendisini tedavi ettirmesi fıtrata uygun, fıtrata aykırı bir şey değil. Bu hadis-i şerifi bir yerden daha sormuşlardı ama ne zaman sormuşlardı toparlayamadım. Allah'ın daimi ikamet yeri olan ahirette kötü komşudan sana sığınırım. Çünkü dünyadaki komşu değişir, buyurup ahirette kötü komşu nasıl olur açıklar mısın? Ahiret deyince aklınıza bir tek cennet mi geliyor sizin? Cehennem ahirette değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri öyle güzel dua etmiş ki beni cennetine koy dememiş. Beni kötü komşulardan uzak eyle demiş.
Kötü insan nereye yakışır? Cehenneme. Kötü komşu cehenneme yakışır. Ya bir şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kötü komşulardan beni uzak tut derken cehennem azabından beni uzak tut manasını getiriyor. Siz de çok dua edin hele. Ya Rabbi, bu dünyadaki komşular değişir, ahiretteki komşularım iyi ve güzel olsun diye dua edin. En hayırlı, en iyi komşular bizde olsun diye dua edin. En iyi komşu kim olur ahirette insana? Muhammed Mustafa olur sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. O zaman ondan, Allah'tan onunla komşuluk dileyin. Allah cümlemizi onlardan eylesin. Üç ihlas harcaya şerifler. Şeriflerine hediye edildik sen vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Geçmiş bütün peygamberlerimizin ruhlarına Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselam ruhlarına, onun ehli beyti ve ashab-ı kiramına, Hazreti Ebu Bekir'in Ömer Osman'a, Vali Efendilerimizin ruhlarına, İmam Hasan, İmam Hüseyin ve 72 şehidlerin ruhlarına, tabi'in ve tebe-i tabi'in efendilerimizin ruhlarına hediye edildik sen vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. İmam Azam, Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahabbeli Hazretleri ruhlarına hediye edildik sen vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Sedar eyle ya Rabbi. Amin. Bütün vezvatlarını, teveccühlerini, şefaatlerini üzerlerinden eksik etme ya Rabbi. Amin. Biraz bir Fatiha şerifler. Amin. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz dualardan asıl olan sahabı firmiz bir Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmet Arrufay, Seyyid Ahmet Elbedevi, Seyyid İbrahim Dursi ki Şeyh Abarasan Ali Şahzeli, Şah-ı Nakşibendi Muhammed-i Bahattin-i Şah-ı Mevlana Celalettin Rumi, Şah-ı Bektaşi Veli Hacı Bayram Veli Vesel Karani Mahmud Tudayi Halveti Celveti Uşak-ı Sümbüllü Zühre Verdi Kübre Verdi Şeyh Muhyiddin Arabi, bir firan efendilerimizin ruhlarını yedirdik sen vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Fecr altlarını, teveccühlerini, şefaatlerini üzerlerimizden eksik etme ya Rabbi. Amin. Biraz bir Fatiha şerifler. Amin. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz dualardan asıl olan sahibi bütün velilerin, evliyaların, dervişlerin, mürşid-i kamillerin, müminlerin ruhlarına, haseten şeyhimiz, üstadımız, sultanımız, bayındırlacı Mustafa Efendi Hazretleri'nin ruhana tükürseyelerine, cedd ve cettatların ruhlarına hediye edildik sen vasıf ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Fecratlarını, teveccühlerini, şefaatlerini üzerlerimizden eksik etme ya Rabbi. Amin. Kalemizden, akrabaya, tarikatımızdan gelmiş ve geçmişlerimizin ruhlarına, Mehdi Aleyhisselam'ın ruhana tükürseyelerine, burada bulunan ve bulunmayan kardeşlerimizin ruhaniyetlerine, Bursa Evliyallah'ın ruhuna ve yaşayanların ruhaniyetlerine, tüm ümmeti Muhammed'in ruhaniyetine, derviş dervişan, mürşid mürşidan ve ehli imanın da ruhlarına ve yaşayanların ruhaniyetlerine, hediye edildik sen vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Sedar eyle ya Rabbi. Amin. Senin ümmetlerini, feyzatlarını, teveccühlerini, şefaatlerini üzerlerinden eksik etme ya Rabbi. Amin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el-azim el-azim la ilahe illa hu. El hayyel kayyum ve etubu ileyhi ve billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efsane zikir faile menna ruh. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La
Allah ne benim ya ve mursalim elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha maasallam.